Arkadaşlar merhaba, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu soğuk havada çok güzel böyle çıtır çıtır simitler yapacağız. Kuzine sopasında. Bizim burası o kadar çok soğuk ki dün kar yağdı. Şöyle biraz çekeyim size istedim. Simit için gerekli malzemeler 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 çay bardağı da sıvı yağ var. 1 yemek kaşığı mayayı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı şeker. Ilıktan biraz daha sıcak olacak şekilde su. Şimdi de üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Hamurumuzu özleşinceye kadar iyi bir yoğurdum. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak kıvamlı bir hamur. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ilık bir ortamda mayalanmaya bırakıyorum. 2 su bardağı su gitti. Siz yine kontrollü bir şekilde ekleyin suyu. Şimdi de susamlarımızı kavuralım. Bunlar bizim kendi susamlarımız. Kendimiz ekiyoruz, üretiyoruz. Şu an yıkadığım için biraz nemli. Hazır aldığınız susamları yıkamanıza hiç gerek yok. Onlar zaten temiz oluyorlar. Sadece kavurmanız yeterli. Şimdi bunu sobanın üzerine kavuracağım. Susamları bu şekilde karıştırarak yakmadan kavuruyoruz. Susamlarımız kavruldu. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Çıtırtılar gelmeye başladığı zaman susam kavrulmuş demektir. Fazla da yakmıyoruz. Simitlerimizi bulamak için pekmezli su hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı un ekliyorum. 1 çay bardağı su. 1 çay bardağı da pekmez ekliyorum. Üzüm pekmezi. Benim pekmezim çok fazla koyu kıvamlı değil. Sizinki koyu kıvamlıysa yarım çay bardağı eklemeniz yeterli olur. Bu şekilde olacak. Hamurumuz mayalanmış gördüğünüz gibi. Şimdi simidi yapmaya geçebiliriz. Hamurumuzun şu şekilde havasını aldım. 20 tane beze tutuyorum. Küçük küçük.
Bezelerim bu şekilde tuttum. Şimdi üzeri kurumasın diye bir bez örtüyorum. Yaptığımız simitleri öncelikle pekmezli suyumuza diliyoruz. Simitleri kuzine sopasını fırında pişireceğim. Siz normal fırında pişirecekseniz 220 derecede yaklaşık 15-20 dakikada pişiyor. Gerek kontrollü bir şekilde pişirin. Simitlerimiz çok güzel kızarmışlar. Şimdi çıkartıyorum. Simitlerimiz çok güzel pişmiş arkadaşlar. Bakar mısınız? Simitlerimiz pişiyor. Çayımız da burada kaynıyor. Sobamız da gayet güzel yanıyor. Pişen simitlerimizi tepsiye aktarıyorum. Simitlerimiz servise hazır arkadaşlar. Tadı çıtırlı, inanın o kadar güzel ki size anlatamam. Hamurun içine süt eklerseniz yumuşak poğaça gibi olur. Hiç tavsiye etmem. İnanın bu tarif harika oluyor. Ben çok severim simiti. O yüzden çok sık yaparım. Denemenizi tavsiye ederim. Bakar mısınız o kadar güzel olmuş ki. Yanında çayla beraber harika bir lezzet. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı sakın unutmayın.